Okey. Ne göstermemiz lazım? Şimdi ne yapıyorduk? R omega üzerinde bu metriği tarif ettik. Bu metriğin ürettiği topolojinin product topoloji olduğunu söylemek istiyoruz. Peki. Bakayım nasıl yapıyor. Evet, önce şeyle başlayalım. First let U be an open set in the metric topology. And let X be an element of U. Okay. Evet. Şimdi o zaman metrik topolojide bir open set olduğuna göre bunun etrafında bir tane şey var. Uniform topolojinin base elemanı var. Choose some R positive so that B X R B X R lies in U. Burada nedir? BXR şu. Yani X dediğimiz şey bir sequence değil mi aslında? Bu neye denk geliyor? Sequence'lar. Öyle ki D metriğine göre X ve Y arasındaki mesafe R'den küçük. Peki D metriği neydi? DX Y şuydu. Supremum of D bar X N Y N over N. D barda neydi? İkisinin arasındaki mesafenin minimumuydu veya şeydi. Özür dilerim. Ya bu ikisinin arasındaki mesafeydi veya mutlak değer. Şimdi evet. Şimdi bu R'den küçük demek. Bu R'den küçük demek ne demek? So D bar xn yn over n bunların her birisi o zaman R'den küçük. Çünkü D bar dediğimiz şey 1 ile bunun şeyi minimumu. Yani bunlar R'den küçük. For all n. For all n. Bu da ne demek? xn minus yn over n less than r demek. Evet, for all n. Dakika. Ne olmazsa kitabın şeyini takip edeyim buradan. Şöyle yapayım.
Böyle daha kestirme olacak. Okey. Şöyle diyeyim. Tamam. Şimdi choose an large enough such that 1/n < r. Okay. Let V to be this set basis element. X1 - r, x1 + r çarpı n tane koordinatı için bunu yapıyorum. Artı r. Ondan sonrakileri direkt r alıyorum. Bu tabii ki which is clearly open in the product topoloji. Ama iddiamız şu, claim bu v tabii ki şey zaten var, x bunun içinde. Çünkü yani by definition. Ama esas iddiamız bunun şeyin içinde kaldı. Özür dilerim. B xn r'nin içinde kaldı. Dolayısıyla da u'nun içinde kaldı. Bu niye doğru? Bakalım. Buradan bir eleman alırsak if yn is in v, then ne var elimizde? Bakın. Xn ile yn arasındaki fark zaten r'den küçük. I 1'den nereye kadar? Büyük n'e kadar. Evet. Dolayısıyla da yani xn, dolayısıyla şu minimumda tamam. Şimdi D bar neydi? Ya da şöyle diyeyim. D bar xn yn bölü n şeyden küçük zaten. Bu D bar metriği zaten en fazla bir değerini alıyor. Özür dilerim, değil mi? En fazla bir değerini alıyor. Dolayısıyla da bu 1 bölü n'den küçük. Evet. Ve bu da r'den küçük. For n larger than n, değil mi? Yani belki şöyle diyeyim. Evet. 1 ila n arasındakiler de for n from 1 up to n d bar xn yn bölü n zaten şeyden küçük. Bu
Birden yine küçük bu. Evet, dolayısıyla bu 1 bölü n'den küçük. Yok, şöyle. Bu zaten 1'den küçük. Pardon, r'den küçük eşit. Çünkü bu neydi? D bar is the minimum of absolute value of xn minus yn n 1. But in particular d bar is less than r. So this is less than this. And this is less than, of course, r. Hatta şu yani. Evet. Çünkü this is less than, strictly less than r. Dolayısıyla da ne var elimizde? Her halükarda bu ifade r'den küçük. Dolayısıyla da hence dxy, which is just the supremum of d bar xn yn over n is less than or equal to r olur. Bu da şimdi ne yaptık? V'den bir nokta aldığımda bunun içinde kaldı. Dolayısıyla da so V lies in the ball D sup xn r. Şeye belki itiraz edebilirsiniz. Burada küçük eşit yazdım. Açık bolda şey değil. Yani orada belki şey yapabiliriz. Şöyle diyeyim. Burada R'yi almıştık. Burada bunu bir dakika. Yani R yerine R bölü 2 ile çalışabiliriz. Let R prime be R over 2. Ondan sonra buralara R prime koyarım. Yani bundan çok emin değilim ama R prime koyarım. Dolayısıyla elimde burada R prime olur ama bu da R'dan küçük. Dolayısıyla da bu nesne bu mesafe R'den kesinlikle küçük olduğu için bu var elimizde. O halde ne görmüş olduk? So that V is open in the şey yok. Şimdi nasıl yapmıştık? Bir daha bakayım şuna. U ile başladık. U'nun bir open set aldık metrik topolojide. Onun içinde bir tane radius bulduk. Bu bunun içinde kaldı. V de bunun içinde kaldı. Dolayısıyla U kümesi şeyde open oldu. So that U is open in the
Product topoloji. Yani çünkü şu var aslında, şöyle diyeyim. Bu da U'nun içinde kalıyor. So that and thus U is open. Bir tane uniform topolojide bir eleman aldık. Metrik topolojide. Onun içinde bir nokta aldık. O noktanın etrafında product topolojinin bir basis elemanını bulduk. O basis eleman U'nun içinde kaldı. Bu da ne demek? U product topolojinin içinde open. Dolayısıyla da hence the product topoloji is stronger than the metric topology induced by D. Şimdi bir de tersini yapmamız lazım. D tarafından üretilen topolojinin de product topolojiden kuvvetli olduğunu söylememiz lazım. Onun için de şöyle yapacağız. Evet. For the converse, let U bir tane şey olsun. Bir basis eleman alayım. UI. Be a basis element of the product topology. On R Omega. Bu ne demek? Base elemanları neydi? UI'lar bir takım interval'lar, ama bir yerden sonra artık bu şey hepsi R'ye eşit. So yani U1 eşittir A1 B1. U burada ne almış? N almış. AN BN ve U N plus K şeye eşit, R'ye eşit. For all K bigger than one. Where AI BI's are some numbers and n is an integer of course. Yani sonu tanesi interval, geri kalanı şey bütün küme R. Şimdi bunun içine bir nokta alalım. Let xn be a point in U. O zaman burada ne var elimizde? So xi'lar AI BI'nin içinde I birden N'e kadar. Tamam. Okay. Şimdi şey seçelim. Xi'ların da etrafında bir yuvar seçeyim. Okay. Choose. Şimdi şöyle ya arkadaşlar. AI burada. BI burada. XI şurada bir yerde. Ben ne bulmak zorundayım? X'in etrafında bir tane uniform ball seçmem lazım. Öyle ki bu ball yani bütün i'ler için çalışmalı. O zaman bir kere şöyle seçeyim. Sonlu tane şey olduğu için
choose epsilon i choose epsilon i so that bunlar pozitif so that xi minus epsilon i xi plus epsilon i lies inside ai bi. Yani şöyle şey seçtim. Epsilon i yarıçaplı u var. Sonra let epsilon be the minimum of these. Yani daha doğrusu şöyle epsilon i bölü i'ye bakıyorum. I birden n'e kadar. Burada da i birden n'e kadar tabii. Her i için seçmiyorum. Bu sonlu tane interval için seçiyorum. Sonra da bunların minimumuna da epsilon diyorum. Epsilon i'leri de i'ye bölüyorum. Neden? Çünkü di'de öyle bir şey var. Şimdi o zaman iddiamız şu. Claim x noktası tabii ki bu yuvarın içinde. Epsilon yuvarın içinde. İddiamız bunun u'nun içinde kaldı. Dolayısıyla da bu neyi söyleyecek? Metrik topolojinin bir basis elemanı bulmuş olacağım. O uniform product topolojinin içinde kalmış olacak. Dolayısıyla da metrik topoloji product topolojiden daha kuvvetli. Which implies the metric topology on R omega is stronger than the product topology. Çünkü U'yu product space'den seçmiştik. Şimdi bunu gösterelim. Let diyelim ki y herhangi bir nokta alalım buradan. Şimdi o zaman ne biliyoruz? Then for all i dxi pardon. dxi is less than epsilon. Ama bu da ne demek? dxi demek. D şeylerin supremum muydu bu? D bar xi yi'ın bir de bunu i'ye bölüyorduk. Bunların supremum muydu? Supremum bunların supremumu dxi. Bu da epsilondan küçükmüş. Şimdi bu bütün i'ler için geçerli. For all i. Şimdi eğer i birden n'e kadarsa if i from 1 up to n then zaten epsilon epsilon bölü i bölü i'den küçüktü. Çünkü epsilonu şey diye seçmiştik. Bunların minimumuydu. Dolayısıyla hepsinden küçük. Buradan da şunu görürüz. So that d bar xi yi bu epsilon i'den küçük olacak. Bu da birden küçük olacak. Bu
Epsilon. Orada dikkatli olmam lazım. Burada epsilon i'leri seçerken choose epsilon i, şöyle diyeyim. Sıfırdan büyük ama birden küçük seçelim. Tamam mı? Bunu yapabilirim. Yani her zaman. Dolayısıyla bu var elimizde. Bu da ne demek? Bu d bar neydi? D bar mutlak değerli birin minimumuydu. Bu bir olmadığına göre o zaman bu d bar mutlak değer eşit. Hence d, yani şu xi minus yi buna eşit. Ama bu da zaten epsilon i'den küçük. Bu da ne demek? Yi Yi zaten işte xi eksi epsilon xi artı epsilon içinde demek. Epsilon ayın içinde demek. Özür dilerim. Bu da ama şeyin içindeydi. Ai bir ayın içindeydi. Ay birden n'e kadar. Zaten n'den sonra bu interval'ı r ile replace ediyoruz. Dolayısıyla da so yn şeyin içinde. Yani A1 B1 AN BN çarpı R'nin içinde. R'lerin çarpımı. Bu da U'nun içindeydi. Hatta U'ya eşit aldık değil mi onu? Bakayım. Yok, U'ların içinde. Ya eşit aldık gerçekten. Peki ne elde etmiş olduk? Yani o zaman bu bolun içinden herhangi bir nokta aldım. O noktanın şuradaki şey bunun eleman olduğunu gösterdik. Kapsama işareti değil de eleman olacak. Ama bu da ne demek? Demek ki o şey bol. BD x epsilon. U'nun içinde. Şimdi bu da ispatı bitirir. Peki. Sorusu olan var mı buraya kadar? Şimdi bir sonraki section'da metrik topoloji ile ilgili daha fazla şeyler de var. Ama bundan şey yapmayacağım. Ben buna zaman harcamayacağım şimdi. Gerekirse yaparız. Çünkü metric space bizim dersimizde 349'da onlar çok kapsamlıca ele alınıyor zaten. O yüzden doğrudan connectedness ve compactness'a başlayabiliriz. Sınava buraya kadar olan şeyler dahil olacak. Bu üçüncü chapter yeni işleyeceğim şeyler oraya dahil etmeyeceğim.
Okay, so chapter 3. Connectedness and compactness. Okay. Connected space'lerle başlayabiliriz. Section 23 connected spaces. Tanımı verelim. Definition. Definition will be the same definition we had when we studied metric spaces, okay? It is in terms of open set, so you don't need metric. Okay, so let X be a topological space. Space. A separation. Sorry, a separation. Separation of X is a pair. U V of disjoint open disjoint non-empty, sorry, this is important, non-empty open subsets of X with X equals U union V. Okay, so if we can find two disjoint non-empty open sets whose union giving the whole space, then we call this pair a separation of X. Well, I guess it deserves its name, right? You have two open sets that are disjoint, non-empty, and X is the union of this. So U and V separates X into two pieces. So in this case, we call the space. Okay, if X has a separation, we say that the topological space is disconnected because it is separated. Okay. Otherwise, so if X admits no separation, then we say that X is connected. So another formulation of connectedness, another formulation. This is something nice of connectedness. A space X is connected if and only if the only subsets of X that are both open and closed are the empty set and the are the empty set are the empty set and X itself.
is that? Yani bunu görmek gayet basit. Şimdi eğer x şeyse, disconnected'sa, şöyle diyelim. Okay, suppose x is disconnected. O zaman x'in separation'ı var. Then x is a separation. Say x equals uv. Buradan ne biliyoruz? 3 tane şey var. UV ikisi de open. Ara kesitleri boş ve ikisi de boş kümeden farklı. Ama bu durumda şu var. Ben U kümesi x eksi v'ye eşit. Ve şu var. Şimdi her ikisi de open olduğu için U v'nin komplemanı, dolayısıyla U kümesi closed. Is closed since v is open. And U ne boş küme and ne de x'e eşit. Çünkü U'nun boş olmadığını biliyoruz. 3'ten dolayı x'e eşit olmadığını da biliyoruz. Çünkü V de boş küme değil. Eşit değil. Dolayısıyla da ne bulmuş olduk? Hence U is an open is a subset of X which is both open and closed so that U kümesi hem boş kümeden farklı hem de x'ten farklı. Diğer yönde basit, yani the other direction is left as an exercise. Yani ne diyorum? Eğer böyle bir open set varsa, o zaman da x daha doğrusu böyle bir set varsa, yani ne x'e eşit ne boş küme ama hem açık hem kapalı. O zaman da işte v'yi onun kompliman olarak tarif ederseniz separation verir u'la v. Okey. Bir tane lemmamız var. Onu yazayım. If y is a subspace, okay, subspace of X, a separation of Y is a pair of disjoint non-empty sets A and B whose union is Y, neither of which contains a limit point of the other.
The space, yani subspace y is connected if there is no separation of y. Yani şimdi bir uzay için separation'ın ne olduğunu tarif ettik. Şuna bakıyoruz. Bir tane subspace aldığımızda onun subspace topolojisiyle bir separation'ı olması demek ne demek? Ulema diyor ki Y subspace'inin separation'ı şu demek. İki tane küme bulacaksınız. Bunların işte open vesaire falan olması gerekmiyor. Disjoint olacak, non-empty olacak, birleşimleri şey olacak, siz söyleyin Y olacak. Dolayısıyla A'la B yeni subsetler, ikisi de boş kümeden farklı. Ve şunu istiyoruz, biri diğerinin bir limit pointini içermeyecek. Böyleyse o zaman bu bir separation verir. Ve tabii ki işte connected kümede ne demek? Connected uzay separation kabul etmeyen. Peki, limit point'in ne olduğunu hatırlamamız lazım. Limit point neydi? Yani onun işte closure'ın kendisi ve closure'ındaki point'lerdi, değil mi? Yani ya da işte drive seti diye düşünebilirsiniz. Yani biri diğerinin closure ile kesişmiyorlar. A'nın closure'ı B ile kesişmeyecek. B'nin closure'ı da A ile kesişmeyecek. Eğer böyle A ile B bulabilirsek, öyle ki Y'de bu ikisinin union'ı ise ve tabii ki A'da B'de boş küme olmayacaklar. O zaman diyeceğiz ki bu bir separation'dır. Separation tabii diğer tanımı neydi? Yani bunların open setler olması lazım. Yani A ve B kümesi X'in içindeki open setlerin şeyle kesişimleri, Y ile kesişimleri olacak. Peki, bunun ispatını gelecek hafta yapalım. Let's stop here.